Tamam abi, merhaba, hoş geldin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in sallallahu aleyke ya veliyel as edrikna ve erşidna vehdina. Sihir yapmak, fala bakmak, kehanetlerle uğraşmak büyük günahlardandır. Kehanet ne demektir? Kehanet, cinler vasıtasıyla insanın gelecek olayları tahmin etmesidir. Cinler bir hakikattir, doğrudur. Cinler vardır. Hazreti Peygamber Efendimiz'den önce cinler gökyüzünün dördüncü tabakasına kadar çıkarlardı. Orada melekleri dinlerlerdi. Meleklerin konuşmasından dünyada olacak olayları öğrenir, gelip kahinlere söylerlerdi. Ve o kahinler de padişahları bu konuda uyarırdı. Derdi ki böyle olaylar olacak, kıtlık olacak. Veyahut da sen filan savaşta kaybedeceksin, kazanacaksın. Bu şekil gelecek olayları kahinler padişahlara aktarırdı ve padişahlar da ona göre tedbir alırdı. Ama Peygamber Efendimiz dünyaya geldikten sonra artık Allah cinlere gökyüzüne çıkma müsaadesi vermedi. Cinler yukarıya çıktığında kendilerinin ateşten toplarla kovulduğunu gördüler. Geldiler büyük cinin yanına. Büyük cin kimdir? İblis. Geldiler dediler ki İblis artık bizi gökyüzüne bırakmıyorlar. İblis dedi ki o zaman Hazreti Resulullah dünyaya gelmiştir. Dünyada büyük bir olay olmuştur ki artık sizi bırakmıyorlar. Evet, cin bir hakikattir. Cin vardır. Şimdi de vardır cinler ve bu cinleri bazı insanlar yakalıyorlar. Bu cinleri kullanıyorlar. O cinlere bazı şeyler yaptırıyorlar. Örneğin bir hırsızlık oluyor. Cine diyor ki bu hırsızlığı kim yaptı ve o hırsızlık malı nerededir? Cinler dünyada çok hızlı hareket ederler. Ve cinler gelip o adama diyorlar. Diyorlar ki bu adamın malı filan yerdedir ve filan adam çalmıştır. Haber veriyor. Veyahut da cinler vasıtasıyla bir olayı bunlara aktarıyorlar. Örneğin adamın cebinde parası var. Cine diyor ki bunun cebinde kaç parası var bana haber ver. Cin de o diyor bunun cebinde şu kadar para var, şu kadar banknotlar var. O adam da gelip diyor ki bak senin cebinde şu kadar banknot, şu kadar para var. Biliyor adam. Cinin vasıtasıyla biliyor. Çünkü cin insanın cebine girebiliyor. Cin vasıtasıyla insanı hasta edebilirler. Cin insanın damarlarına girebilir. İnsanın vücuduna girebilir. İnsanın beynine girebilir. Orada yuvalanabilir. Ve insanı hasta edebilir. İnsanı korkutabilir. İnsanı deli edebilir. Korkunç suretlerde insana görünebilir. Çünkü cin şekillere girebiliyor. Kedi şekline giriyor. Köpek şekline giriyor. İnsan şekline giriyor. Güvercin şekline giriyor. Korkunç bir yaratık şekline giriyor. Cin şekilden şekle girebiliyor. Girip insanı korkutabiliyor. Dehşete düşürebiliyor. Cin böyle bir varlıktır.
kahinler bu dinler vasıtasıyla bazı olağanüstü işler yapabiliyorlar. Savaşta, istihbaratta cinler kullanılıyor. Örneğin şu anda bütün devlet istihbaratları cinleri kullanıyor. Bütün devletler, hepsi kullanıyor istihbaratlar. Bu cinden anlayan insanları istihdam ediyorlar ve kullanıyorlar. Çünkü istihbaratın işine yarıyor cin. Örneğin Yunan istihbaratı Rus istihbaratından veyahut da Rusya'da bir toplantıdan haber almak istiyor. Orada bir toplantı vardır, stratejik bir toplantı. O toplantıda ne konuşuldu, nasıl karar alındı, bilgi almaları lazım. Ne yapıyorlar? Cinleri gönderiyorlar o toplantıya. O toplantıda konuşulanları alıyorlar. Tabii devletler de bunları önlem almıştır. Yani bunu farz misal, A devleti Yunanistan biliyor da Rusya bilmiyor mu? Rusya bu gizli toplantısının cin vasıtasıyla dinlenebileceğini bilmiyor mu? Biliyor. O da tedbirini anlıyor. O da cinler vasıtasıyla diğer cinlerin toplantıya girmesini engelliyor. Budur. Her halükarda cinler bir hakikattir, vardır yeryüzünde ve bazı insanlar bunları kullanıyorlar. Cinleri kullanmak günahtır ve buna kahin denilir. Günahtır, haramdır. Allah haram etmiştir. Yapmayın demiştir. Günahtır. Ama cinlerin kötülüğünü def etmek, cinleri kullanarak bu caizdir, doğrudur. Hala konumuz bu olmadığı için buraya da fazla manevra etmek istemiyorum. Sihir günahtır, haramdır. Ama sihiri kullanarak başka bir kötü sihiri iptal etmek caizdir. Biri geldi İmam-ı Cafer Sadık Aleyhisselam'ın yanına. Buyurdu ya İbn-i Resulullah, ben hayatımı sihirle idare ediyorum. Sihirle yaşamımı sağlıyorum. Çocuğumu sihir yaparak geçindiriyorum. Ve bundan kazandığım parayla hacca gittim. Ve Allah'a şükürler olsun sizin hizmetinize gelebildim. Bana bir yol gösterin. Bunun da haram olduğunu biliyorum, günah olduğunu biliyorum. İmam-ı Cafer-i Sadık buyurdu ki, o sihrini güzel şeylerde kullan. Madem ki bu ilmi biliyorsun, bu sihrini bu defa sen o kötü sihri iptal etmede kullan. İmam-ı Cafer-i Sadık'ın bu sözünden şu anlaşılıyor. Demek ki sihir günahtır, haramdır. Kahinlik günahtır, haramdır. Cin çağırmak günahtır, haramdır. Ama bunları iyi yönde kullanabilirse insan, o zaman caizdir. Ama bu işlerle insan uğraşmasın. Bu işler hiçbir zaman insana başarı vermez. İnsanı bir yerlere ulaştırmaz. Hasbul kader öğrenmiş isen, veyahut da bir cin vasıtasıyla sen o cinle arkadaş olmuşsan, iyi de bir cindir. Çünkü cinlerin iyisi vardır, kötüsü vardır. O cin vasıtasıyla sen kötülükleri engelleyebiliyorsan bunun zararı yoktur. Ama illa da cincilik yaparsan bu hiç de doğru bir şey değildir. Fal da aynıdır. Fal günahtır, haramdır. Fal baktırmak haramdır, günahtır. Çok günahtır. Falın çeşitleri var. Bu işlerle uğraşanlar 40 çeşidini biliyor. En basiti, sofra başında dostuyla, arkadaşıyla bir kahve içtiğinde dahi kahve fincanını sallayıp taht böyle kahvenin dibine bakıp tahminlerde bulunmak. Günahtır, haramdır. Sallayacak orada, zaten onun işi değildir. O atacak onu. Ama
O işi yapmak da masumane de olsa günahtır, haramdır. Çünkü gelecekten bilgi veriyorsun. Çünkü gayıptan bilgi veriyorsun. Allah'ın daha insanlara bildirmediği şeyi sen insanlara bildiriyorsun. Bu doğru bir şey değildir. Evet, daha yaşanmamış bir şeyi insan bilebilir mi? Bilebilir. Böyle bir durum söz konusudur. Gelecek bazı insanlar tarafından bilinebilir ki Ehl-i Beyt biliyordu, Peygamber biliyordu. Ve Allah sistemi bir şekilde oluşturmuştur ki örneğin yıldızların hareketinden veyahut da farklı bir yollarla gelecek bilinebilir. Bu vardır. Ama Allah diyor ki bilmesin kardeşim, kimse geleceğini bilmesin. Sen baktırıyorsun, işinde bir sorun var. İşin rast gitmiyor. Diyorsun ki acaba bu işim niye böyle oluyor? Durduk yere niye müşteriler benden uzak duruyor? Gidiyorsun bir cinciye, bir kahine, bir sihirbaza baktırıyorsun kendine. O kahin de cinlerini harekete geçiriyor ve diyor ki senin fabrikanın filan köşesine şu büyüyü yapıp koymuş. Kim? Filan adam. Senin işlerinin kötüye gitmesinin sebebi şu işlerdir. Bu adamlar onu yapmıştır. Örneğin. Veyahut da bir işe girişeceksin, ihaleye gireceksin, başka bir ticarete başlayacaksın. Cinlerden haber alıyorsun, diyorsun bu işin ilerisi nasıldır ki ben bu işe gireyim, sermaye koyayım. Allah yasaklıyor bunları. Niye? Sebeplerinden biri budur ki gelecek bilinir, doğrudur. Ama bizim beda denilen bir konumuz var. Beda yani bilinen, yani yaşanacak bir olayın Allah tarafından değiştirilmesi. Örneğin senin fabrikan yanacaktır. Kahin diyor ki çarşamba günü senin fabrikan yanacaktır. Çok güzel. Bunun haberini aldın. Şimdi gelecekten bir haber aldığın için bir defa o gün gelinceye kadar sen rahat etmeyeceksin. Kafan hep bulanıktır. İkincisi budur ki Allah bize bunu öğretmiştir ki herhangi bir örneğin bir sadaka vermekle, bir iyilik yapmakla bazı kötülükler engellenir. Beda vardır yani. Evet, çarşamba günü senin iş yerin yanacaktı ama senin sile-i rahim yapmanla Allah o beladan seni korudu. Kahinin de sözü yalan çıktı. Şimdi niye gaybın, daha doğrusu geleceğin bilinmesi iyi bir şey değildir? Birincisi budur. İlla da o iş olacak diye bir kural yoktur. Allah değiştirebilir meseleyi. Sorunu başka yolla halledebilir. Örneğin kahin diyor ki, filan adam seni örneğin çarşamba günü öldürecektir. Bunu önceden bilmen çok kötü şeylere mal olabilir. Gidip adamı sen önceden öldürebilirsin, bu haberi yayıp ortalığı velveleye verebilirsin. Bu değişebilir böyle şeyler. Biri geldi İmam-ı Cafer-i Sadık'ın yanına, Refit denilen biri, Abbasiler döneminde yaşıyordu, köleydi. Bu köle sahibi, bu köleyi yaptığı bir hatadan dolayı öldürecekti. Bu da kaçtı, geldi İmam-ı Cafer-i Sadık'ın yanına. Dedi ki, sahibim beni öldürecek. Ya bine Resulullah, bir çare bul. İmam Cafer-i Sadık ona birkaç bir şey dedi. Dedi ki bunları o sahibine de. De ki İmam Cafer-i Sadık
bana garantör oldu. Dedi ki bunu öldürmesin. Birkaç bir şeyler de söyledi ona. Bu Refit yola çıktı gitti. Giderken yolda birisini gördü. Dikkat edin buna. Yolda birisini gördü. O adam buna baktı. Dedi sen dedi ölü kokuyorsun. Eline baktı. Dedi senin elin ölü elidir. Ayağın ölü ayağıdır. Bedenin ölü bedenidir. Dedi bir diline bakayım. Dilini açtı. Dedi senin dilinde çok büyük bir mesaj var. Çok büyük bir mesaj var. Bu bütün sorunları halleder. O dil can dilidir. Bu adam yola düştü gitti. Refit geldi sahibinin yanına. Sahibi görür görmez hemen yakalattırdı, bağlattı. Cellad Emir verdi hemen bunun başını kesin. Tam bunun başını kesecekti. O köle dedi ki, sahibim dedi, ben kendi ayağımla geldim buraya. Eğer kendi ayağımla geldiysem demek bir bildiğim var. Sen beni yakalatmadın, ben kendim geldim. İmam-ı Cafer-i Sadık'tan sana bir mesajım var. Ama dedi özel söyleyeceğim. Ve çekildiler bir kenara, o İmam-ı Cafer-i Sadık'ın sözünü ona iletti. O söz çünkü imamdan çıkmıştır. İmamın sözü insanın kalbini rahatlatır, genişletir, ferahlatır. Ne dediyse artık. O sahibi bu adamın kollarını açtı hemen. Dedi seni affettim, seni bağışladım. Sen Mevlam İmam-ı Cafer-i Sadık'tan bana bu müjdeyi getirmişsin. Ve dedi senin beni affetmen için kollarımı bağlaman istiyorum. Olmaz dedi. Hayır bağlayacaksın dedi. Ben sana eziyet ettim. Beni affetmen için kollarımı bağlayacaksın. Şimdi bu böyle durumlar var. İnsan insana baktığında onun geleceğini görebiliyor. Bu adam nereden bildi bu ölecek? Diline baktığında nereden bildi ki bu adam büyük bir mesaj taşıyor. O dile bakmaktan nereden anladı İmam-ı Cafer-i Sadık gibi büyük bir şahsiyetin mesajını o dil taşıyor. Ama eli, ayağı, bedenine baktığı zaman dedi sen ölüsün. Adam gerçekten de öldürülecekti çünkü. İdam edilecekti, boynu vurulacaktı. Mesele budur. Evet, dünyada böyle bir mesele vardır. Bazı insanlar, bazı bilgiler vasıtasıyla geleceği görebiliyorlar, okuyabiliyorlar. Ama Allah bunu bize yasaklamıştır, yapmayın demiştir. Bu şeylerle uğraşmayın demiştir. Bırakın kendi seyrinde devam etsin dünya. Çünkü bizim Allah'la irtibatımız kesilir. Bizim Allah'la irtibatımız duadır, tövbedir, yakarıştır. Bir insan geleceğinin ne olduğunu bilirse, bu insan ne tövbe eder, ne Allah'a yalvarır, ne dua eder, ne Allah'a tevekkül eder. Yani Allah'a yaslanır. Tevekkül yani yaslanmak. Ya Allah'a yaslanmaz. Çünkü o bilgilerle bu rahat edecektir veyahut da korkacaktır. Dikkat edin. Odur ki bazı meselelerden dolayı Allah bu kehanet olayını, sihir olayını bize yasaklamıştır. Bunun sebeplerinden biri de budur ki niye günahtır? Çünkü bu kahinlik ve bu sihirleri bazen yapmak için çok büyük günahlar işlemek gerekiyor. Çok büyük. Örneğin birinin yanına gidiyorsun,
Tarihten bir olay anlatayım. Bir gün bir genç bir kıza aşık olur. Çok aşık olur hem de. Buna derler ki ya bir Yahudi kahin var, sihirbaz var. Git onun yanına, o senin derdine derman bulur. O kızı sana ayarlar. Büyü yapar yani. Cadı yapar. Bu adam geldi o Yahudi'nin yanına. Yahudi dedi ki olur, senin işini hallederim ama bir şartım var. Nedir? Dedi büyünün, cadının tutması için, oluşması için 40 gün senin günah işlemen lazım. 40 gün. Yani tamamen senin Allah'ın itaatinden çıkman lazım. Ki biz şeytana yaklaştırabilirim seni, o şeytan vasıtasıyla da biz o kızı sana aşık edebilirim, sana getirelim. Bu adam o kadar seviyordu ki kızı, bunu kabul etti. Tamam dedi. 40 gün bu adam ciddi namazını bıraktı, sile-i rahmini bıraktı. Zina etmeye başladı, kötülük etmeye başladı. Yani bütün haramları yapıyor, hiçbir iyi iş de yapmıyor. Ne cenaze yerine gidiyor, ne hayra gidiyor, ne komşuya iyilik yapıyor. Hiçbir hayır iş yapmıyor. Cenabetli geziyor örneğin. 40 gün sonra geliyor bu adamın yanına. Yahudi başlıyor o cadıyı uygulamaya. Ne yapıyorsa bakıyor ki olmuyor. Ya diyor sen bir hayır iş mi yaptın? Ya diyor yok, 40 gündür ben günah işlemekten yoruldum. Berbat oldum. Hiçbir hayır iş yapmadım. Diyor olmuyor. Cadı tutmuyor. Sen bir hayır iş yapmışsın. Düşünüyor diyor bir şey yaptım. O da diyor yolda giderken baktım taş var yolda. Dedim arabaları çarpmasın, insanların ayağının altında olmasın, taşı kaldırdım attım. Aklıma gelen bir tek budur, başka da bir hayır iş yapmadım. O Yahudi diyor ki, diyor git, sen o Allah'ı terk etme. O Allah ki, 40 gündür ondan uzaklaşmak için, şeytana yaklaşmak için, onun her gün nefretini kazandın. Ama o senin tek bir amelinden dolayı bütün kötülüklerini silip atmış. Böyle bir Allah terk edilmez. 40 günlük berbat işi Allah bir tek amel karşılığında seni koruyor. Böyle bir Allah terk edilmez. O Yahudi diyor buna. Git diyor işine bak. Boş ver diyor o kızı. Dikkat et. Ve bu adam geliyor artık kendisine de geliyor. Ve çok ileride çok da büyük makamlara eriyor. Çok keramet sahibi de bir insan oluyor. Artık hep iyilikler yapa yapa, güzellikler yapa yapa Allah'ı tanıyor. Allah'ın ne kadar kendisine merhametli olduğunu görüyor ve biliyor. Tanıyor artık. Bu kehanettir. Kehanet pis iştir. Sihir, cadu pis iştir. Bakıyorsunuz bazen bize getiriyorlar da seyyidiz, alimiz, bazen insanlar dua yazdırmaya geliyor veyahut da bir şey evde bulmuş onu getiriyor. Bir getiriyorlar, bir bazen öyle bilgiler alıyoruz ki insanın aklını durduruyor. Örneğin kadının adet kanını alacaksın, içeceksin. Berbat şeyler. Alacaksın filan şeye yazacaksın, filan köşeye koyacaksın. Domuzun yağıyla filan şeyi yapacaksın. Bir tane yine sefeh diyelim. Bir ne demişler, sana büyü yapmışlar. Bu büyünün bozulması için idrarını içeceksin. O aptal da idrarını içmiş. Bu işler böyledir.
günah gerektiren işlerdir. Sihirdir, cadudur, filandır. Çünkü şeytanın işleridir. Şeytan da elinden geldiği kadar pis, en kötü günahları, en düşük işleri o sihir yaptırmak isteyen insana yaptırır. Allah'ın gözünden düşürmek için. Budur. Bir gün Avrupa'dan bir tanesi Şah Abbas dönemidir. Şah Abbas dönemi. Avrupa'dan bir tanesi bir elçi gönderirler Şah Abbas'a. Dediler ki, ülemanızı çağırın, biz de ülemamızı çağıralım. Bunlar bir münazara etsin. Eğer sizin ülemanız yenirse biz size itaat edelim. Sizin ülema, bizim ülemamız yenerse siz bize itaat edin. Kabul eder Abbas Şah. Ve Avrupa'dan bir tane si gelir Şah Abbas'ta merhum Molla Muhsin Feyzi Kaşani, çok büyük alimdir. Çok büyük alimdir. Tefsiri Safi denilen bir de tefsir yazmıştır. Ehl-i Beyt Mektebine büyük hizmetler olmuş bir adamdır. Feyzi Kaşani'yi Şah Abbas çağırır, der ki gel bununla münazara et. Cümle arasında bir şey diyeyim. Dikkat edin. Bazen özellikle alimlerdir sözüm. İlmi gerçekten de iyi okumamız lazım. Ehl-i Beyt'in yolunu çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü bizlere çok büyük görevler düşüyor gerbeyiz. Bazen bizim üzerimizden din ayakta kalıyor. Allah bizim üzerimizden din ayakta tutuyor. Bizim olayın ciddiyetinin farkında olmamız lazım. Dini temsil ettiğimizi bilmemiz lazım. Feyzi Kaşani geliyor, o Avrupalı alim de geliyor. Ve Avrupalı alim diyor ki, ben sana bir şey diyeceğim, bir şeyi sakla, ben ne sakladığını bileyim. Feyzi Kaşani elinde tesbih varmış. Onu saklıyor elinde. Diyor ben elimde ne sakladım? Abbas'ın altından çıkartıyor tesbihini. Diyor elimde ne sakladım? O Hristiyan diyelim buna, Avrupalı alim düşünüyor. Feyzi Kaşani gülümsüyor, diyor ne oldu? Niye yapamadın, niye çıkartamadın? Dedi çıkarttım. Çıkarttım ama şaşırıyorum. Dedi neye şaşırıyorsun? Dedi, bu sihir ve cadu bilgilerimin usulları bana diyor ki bu adamın elinde cennetten bir parça var. Cennetten bir koku var, bir parça var. Ben bildim ne olduğunu ama şaşırdım ki cennetteki bir parça senin elinde ne işi var? Bu dünyada ne işi var? Feyzi Kaşani elini açtı, dedi bak bu tesbihe, bu tesbih Kerbela toprağıdır. Senin kendin dedin ki bu cennet parçasıdır, cennet kokuyor. Senin kendin itiraf ediyorsun ki bu cennetin kokusudur. Bu Seyyid-i Şühada İmam Hüseyin'in toprağıdır. Ve kendin itirafıyla Hazreti Hüseyin cennetliktir. Kendin itiraf ettin. Ben bir şey demedim. Artık bir şeye de gerek yok. Artık benim münazara etmeme gerek yok. Sen benim dinimin ve benim imamımın zaten hak olduğunu kendin söyledin. Dikkat edin. Her halükarda kehanet, o adam Müslüman olur ve Ehl-i Beyt'te muhibbi olur. Kehanet, sihir, cadu, bunlarla uğraşmak, fal bakmak, fal baktırmak günahdır.
çok büyük günahtır. Filanının gelininin kocasıyla arasını açmak, kaynatasının geliniyle arasını açmak, filanının ağzını bağlamak, filanının işini bozmak, filanının gözünü kapatmak çok büyük günahlardır. Çok büyük günahlardır. Filanını filanına getirip bağlamak. Adam, yani bu sevgi meseledir, sizdir, kısmet meselesidir. Sen niye filan kızı getirip filan adama bağlıyorsun? Yapılabilir mi? Evet, yapılabiliyor. Maalesef yapılabiliyor. Allah böyle bir yolu bırakmış ama günahtır, haramdır. Haramdır. Karı kocasına muhabbet ettir. Ama nikahı olmayan birbirinden ayrı iki kişiyi sen niye birleştirmeye çalışıyorsun? Bu günahtır. Bu işin bu boyutu günahtır. Haramdır. Odur ki büyük günahlardan bir tanesi de bu sihirdir, kahinliktir, cinle uğraşmaktır ki Peygamber Efendimiz salavatullahi aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim kahine başvurursa benim dinimden çıkmıştır. Benim dinimden ona bir kısmet düşmeyecektir. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Me'as salavat.